Ökaryotlarda transkripsiyonun başlaması için en temel hangi enzime ihtiyacınız var? RNA polimeraza ihtiyacınız var. RNA polimeraz DNA'ya nereden bağlanır? Promotordan bağlanır. Ancak RNA polimeraz promotora direkt bağlanamaz. Önce başka proteinler gelip promotora bağlanır. Bunlara transkripsiyon faktörleri diyoruz. Arkasından RNA polimeraz onlara bağlanarak, onlar aracılığıyla promotora bağlanmış olur. Ve transkripsiyonu başlatır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Promotörün özelliği neydi? Promotörü geri kalan DNA dizilerinden farklı yapan şey neydi? Peki iki DNA dizisini birbirinden farklı yapan şey nedir? Nükleotit, evet, sequence. Sequence, bu kelimeyi düzgün söylemenizi istiyorum. Sequence, DNA dizilimi. Tek şey baz dizilimidir. Şimdi, promotörlerin kendilerine özgü baz dizilimleri var. Farklı genlerin promotörlerine baktığınızda belirli baz dizilerini görüyorsunuz. Bunlara yine pattern diyoruz, tamam mı? Hepsi birbirinin aynısı değil ama benzer diziler. Ve bir konsensüs dizi var. Bu konsensüs dizi hepsinin en çok benzemek istediği, bütün promotörlerin benzemek istediği diziler. Şimdi bu konsensüs diziler promotör. Yani promotör peki neyi sağlıyor? Transkripsiyonu sağlıyor. Transkripsiyonu sağlayan, DNA üzerinde transkripsiyonu sağlayan bölge. Bir DNA dizisi. Yani o genin kontrolünü sağlayan DNA dizisi. Bu tip dizilere ne diyorduk? Bu tip elementlere söylemiş miydim? Benim en sevdiğim terimlerden biri. Şimdi bir DNA bölgesini, bir veya birden fazla DNA bölgesini kontrol eden DNA bölgesi. Bir kontrol, bunlara kontrol elementleri diyoruz. Burada aslında iki tip kontrol elementi var. Bir, DNA yapısında bir promotör kontrol elementi. İki, bu promotora bağlanan proteinler. Yani transkripsiyon faktörleri. İki farklı kontrol elementi var burada. Birincisi DNA yapısında. İkincisi protein yapısında. DNA yapısında olan zaten kontrol ettiği şey de DNA'da. O DNA üzerinde, o molekül üzerinde. O nedenle bunlara cis-acting elementler diyoruz. Promotör örneğin. Yani DNA yapısındaki kontrol elementleri cis-acting elementler. Cis-acting elementlere bağlanarak DNA'yı kontrol eden protein yapısındaki elementler de trans-acting elementler. İki grup kontrol elementimiz var. İki grup kontrol faktörümüz, kontrol elementimiz var. Birincisi cis-acting elementler, ikincisi trans-acting elementler. Cis-acting elementler DNA yapısında bulunan kontrol elementleri, yani DNA dizileri. Trans-acting elementler DNA'ya bağlanan, bu cis-acting elementlere bağlanarak DNA'yı kontrol eden proteinler. Tamam? Şimdi burada transkripsiyon faktörleri de birden fazla grup. Burada söylediğim promotora bağlanan transkripsiyon faktörleri sadece genel transkripsiyon faktörleri. Bir de bunun haricinde başka transkripsiyon faktörleri de var. Şu anda cis-acting olarak bildiğiniz, cis-acting element olarak bildiğiniz bir tek promotorlar var. Ama başkaları da var. Başka cis-acting elementler de var. Onlara da geleceğiz. Ama şimdi bir geni çalıştırmak istiyorsunuz, protein sentezlemek istiyorsunuz. Önce o genden RNA sentezlemeniz, yani o geni transkribe etmeniz lazım. Bunun için RNA polimerazın gelip o geni bulması lazım. Yoksa rastgele gidip rastgele bir DNA bölgesinde transkribe edebilir. Ama niye etmiyor? Çünkü gen olmayan DNA bölgelerinin önünde promotör yok. Promotörler sadece genlerin önünde var. Ve promotörler sadece genlerin parçaları. Ve de bir RNA polimerazın gelip de DNA'ya bağlanması için o DNA bölgesinde bir promotör dizinin olması lazım. Tamam? Oldu mu? Ve bu promotör diziyi de ökaryotlardan bahsediyorsak önce tanıyan transkripsiyon faktörleri. Transkripsiyon faktörleri promotörü tanıyor. RNA polimeraz transkripsiyon faktörlerini tanıyor. Dolayısıyla transkripsiyon faktörleri promotora, RNA polimeraz transkripsiyon faktörlerine bağlanıyor. Bağlandıktan sonra transkripsiyonu yapıyor. Tamam mıyız? Evet, güzel. Şimdi burada transcription machinery dediği şey, ökaryotlardan bahsediyorsak eğer, kalıp DNA, yani gen, geni içeren kalıp DNA, gen bölgesini içeren kalıp DNA, RNA polimeraz ve transkripsiyon faktörleri. Evet. Chromatin modifying enzymes provide initial control for gene expression by making region of DNA either more or less
able to bind transcription machinery. Şimdi demin şurada bir loop çizdim ya. İşte o loop şeklinde DNA'yı dışarı çıkartmamızın amacı, kromatin yapısından dışarı çıkartmamızın amacı bu transkripsiyon faktörlerinin promotoru bulabilmesi. Yoksa sıkı bir şekilde paketlenmiş durumdaydı. Histonların etrafında paketlenmiş, kromozom içine gömülmüş, orada duruyordu. O içeri gömülmüş olan promotoru transkripsiyon faktörlerinin bulması mümkün değil. Onun için önce kromatin modifikasyonuyla, kromatin modifikasyonlarıyla o bölgeyi bir açıyoruz. Transkripsiyon faktörlerinin bulabileceği hale getiriyoruz. Sonra transkripsiyon faktörleri bulup oraya bağlanıyor. Arkasından RNA polimeraz transkripsiyon faktörlerini bulup onlara bağlandığını zannederken DNA'ya bağlanıyor. Tamam? Şimdi transkripsiyon elementleri non-coding bölgeler. Promotörler amino asit kodluyor mu? Hayır, kodlamıyor. Amino asit kodlamayan bölgeler ama bunlar olmadan o amino asit kodlayan bölgeyi kullanamazsın. Şimdi exon 1 burada dediğimize göre, so exon 1 is here. Bundan başka genin içinde başka non-coding bölgeler de var. Nereler bunlar? Coding bölge, coding region dediğim şey ne? Coding ne demek? Coding region. Amino asit kodlayan bölge. Yani doğrudan doğruya peptit içinde amino asite dönüşen bölge. Bunun haricinde, bunun dışında kalan bölgeler non-coding region diyoruz. Evet, intronlar. Intron, intron. Bunlar da non-coding region. Bir de stop kodonu burada dedik. Stop kodondan sonraki bölge, burası da non-coding region. Tamam mı? Şimdi burada şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. ATG burada. Stop kodonu burada. Şimdi gen buradan başlıyor. Neden geni buradan başlatıyorum peki? Exon niye buradan başlıyor? Non-coding'se niye buna hala exon diyorum? Veya niye buna exon diyorum da promotora niye exon demiyorum? Hı? Dizilimden farklı da. Exon nereden başlıyor onu sorayım. Exonun birinci nükleotidi ne? Exonun birinci nükleotidi RNA yapısında gördüğünüz ilk nükleotit. Yani RNA'nın 500'sü nükleotidi, exonun birinci nükleotidi. Yani RNA'yı sentezlerken taktığınız ilk şey, ilk bas. O burası işte. Yani buna da ne diyorduk? TSS. Hatırlıyor musunuz? Ne demekti? Aferin. Transcription Start Site. Şimdi Transcription Start Site ile Start kodonu arası, bak Start kodonu ATG, o başka, Transcription Start Site başka. RNA polimerazın ilk taktığı nükleotit Transcription Start Site. RNA'yı ribozoma götürdükten sonra ribozomun aminoasitleri takmaya başladığı ilk baz ATG, o translasyon başlama noktası ya da start kodonu. Şimdi start kodonuyla translation start site arasında bir bölge var, non-coding bölge var. Bu bölgenin adına en çok sorduğum sorulardan bir tanesi 5 üssü UTR diyoruz. UTR ne demek? Untranslated region, evet. Peki bir de burada stop kodonundan RNA'nın kesildiği yere kadar bir bölge. Ona da 3 üssü UTR. Buna da 3 üssü UTR diyoruz. Tamam mı? Şimdi o halde bir genin içindeki non-coding bölgeler nelerdir? Çok güzel bir soru olur. Evet, şimdi aklıma geldi. Soracağım. Sırasıyla. Promotör. Intronlar. 5 üssü UTR ve 3 üssü UTR. Evet, bunlar non-coding bölgeler. Non-coding regions. Bir ökaryotik genin yapısını bu şekilde çizebilmeniz gerekiyor. Burada biraz karmaşık oldu ama kitapta da şey var. Olmazsa sonra yine tekrarlarız da. Devam ediyoruz. Control elements and transcription factors, they bind, are critical to precise regulation of gene expression in different cell types. Şimdi buradaki kontrol elementi dediği şey cis acting elementler. Bu kontrol elementleri, yani promotorlar ve diğer kontrol elementleri ve o kontrol elementlerine bağlanan proteinler. Ve bu proteinlerin doğru bir şekilde gidip o kontrol elementlerine bağlanması gen ifadesi için en önemli nokta.
Her genin mutlaka bir promotörü olmak zorundadır. Promotörü olmayan DNA dizisi gen değildir. Ve promotör her zaman için DNA'nın upstream, genin upstream bölgesinde bulunmak zorundadır. Yani gen her zaman için promotörün downstream tarafıdır. Doğrudan geleyim ben buraya. Daha klasik bir araçla daha güzel olacak bunu anlatmak. So this gene, what happened to this gene? Bu gene ne olmuş? Yani transkribe olmuş. Kim yapmış? Ha? RNA polimeraz, evet. Sonra ne olmuş? RNA processing basamaklarından geçmiş. Hangi basamaklardan? Splicing 1. Sonra addition of poly, addition of 5 prime cap, addition of poly A tail. Gen sadece eksonlar mı? İntronlar da var. Peki gen nerede? Nükleusta. Güzel. Ya da başka? Nükleusta. Mitokondride de var da söyletmek istediğim şu. Gen genomda. Gen genomun bir parçası. Öyle düşünmeniz gerekiyor. Şimdi gen genomun bir parçası. Genom nükleusta. Ayrıyetten bir de mitokondriyal genom var. O da ayrı. Şimdi şu anda genomun bir parçasına bakıyoruz. Aslında size direkt oradan getirelim. Gen genomun bir parçası. Hatta en baştan getireceğim size şöyle. Bu adamımıza bakıyoruz. Herhangi bir hücresini alıyoruz. Bu adamımızın vücudunu şöyle biliyorsunuz hücrelerden oluşuyor. Nükleusu aldık. Nükleusun içinde neler var? Kromatinler veya kromozomlar. Şimdi kromozomlara baktığımız zaman kromozomlar şöyle, şöyle yapılar. Bunlara baktığımızda şöyle heterokromatik ve ökromatik bölgeleri görüyoruz. Kromozomun da içine giriyoruz. Girdik kromozomun içine. Bu arada şu kromozomların tamamını hepsine birden ne diyoruz? Genom. Genom bir işte kromozomların tamamı. Ama DNA olarak tamamı. Proteinleri katmıyoruz. Şimdi buraya baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Tamam? Şu bölgeyi de açtığımızda böyle bir yapı görüyoruz. Şimdi bu genom, tamam mı? Yani aslında bu kromozom üzerinde bu uzayıp gidiyor. Artı bu kromozom gibi 45 tane daha var. Neden 45 dedim? Çünkü evet. Sistematik adını söyleyin oradaki şeyin, hayvanın. Homo sapiens, aferin. Şimdi buna baktığımız zaman kromozomlar üzerinde. Şimdi bu bir kromozom demek kaç DNA molekülü demek? Bir kromozomun içinde kaç DNA molekülü var? Bir tane, aferin. Bir kromozom, bir DNA molekülü, tamam mı? Yani o üstündeki bütün histonları, şunları, bunları sökün, çekin, uzatın. O bir tek DNA molekülüdür. Dolayısıyla benim klasik sorum. Bir nükleus, insan hücresinin nükleusunda kaç DNA molekülü var? 46 tane DNA molekülü var. Şimdi onlardan bir tanesinin sadece küçük bir parçasına bakıyoruz, tamam mı? Şimdi bu genom. Genom üzerinde şöyle 46 tane dediğimiz zaman her birinden iki kopya var. Bir kromozom. Ha, bir DNA molekülü double strand'tir. İki tane strand var. İki tane single strand var. Ama o iki tane single strand bir DNA molekülü. Ha, şeyde S fazından sonra aslında hala S fazından sonra 2'ye katlanıyor. Ama onun için S fazını geçmeniz gerekiyor. Hepsini kopyalıyorsunuz, 2 katına çıkarıyorsunuz. Ama yine de birbirinden ayrı moleküller değil. O 2 DNA molekülü hala aslında bir molekül. Çünkü kovalent olarak ortasından birbirine bağlı hangi bölgeden? Sentromer, aferin. Şunu yan çeviriyorum, şu genomu yan çeviriyorum şimdi. Şimdi şu genom aslında intergenik bölgeler. Genlerden çok daha fazla yer kaplıyor. Bu genin genlerden bir tanesini de büyüttüğümüz zaman şimdi bu sefer geni büyütüyoruz. Bizim burada gördüğümüz aslında şuydu. Ve bunun burada bir promotörü var. Şu ekson 1, şu ekson 2, şu ekson 3. Ekson 3'ü biraz uzatalım. Tamam mı? Bu promotör. Oldu mu? Şuraya yazalım. X1. X2, X13. Şurası IVS1. IVS ne demekti? Intron. Intervening sequence. IVS eşittir intron. Tamam mı? Kromozomla geni birbirine bağlayabildiniz mi şimdi? Genden kromozoma. Hatta organizmayla geni birbirine bağlamış olmanız gerekiyor. Orada organizmadan itibaren çizdim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şu promotör. Promotörün haricinde de cis acting elementler var. Tamam mı? Bir geni kontrol eden promotörün dışında cis acting elementler var. Ama gen buradan başlıyor. Tamam mı? Gen 1, gen 2, gen 3. Şimdi gen nereden başlıyor? Gen promotördan başlıyor. Yani genin başı promotör. Oldu mu? Ama
Genin içinde olmayıp da geni kontrol eden cis acting elementler de var. Şimdi cis acting element, bir cis acting element listesi yapın. Birinci cis acting element neydi? Promotör. Promotör birinci cis acting element. Promotör haricinde cis acting elementler de var. Bunlar genin uzağında bulunabilir. Genin upstream taraflarında bulunabilir. Genin downstream tarafında bulunabilir. Çok uzağında bulunabilir ama aynı kromozom üzerinde bulunmak zorunda. Ayrıyetten intronların içinde bile bulunabilir bunun. Intronların içinde de bulunabilir. Bu ikinci tip cis acting elemente enhancer diyoruz. Birincisi promoter'dı. İkincisi enhancer. Üçüncüsü silencer. Silencer da yine cis acting elementlerden üçüncüsü. Şimdi farkı ne? Enhancer'da transkripsiyonun başlaması için gerekli, hatta transkripsiyonun hızlı bir şekilde ilerlemesi için gerekli enhancer elementler ama enhancer olmadan da düşük düzeyde de olsa transkripsiyon yapma ihtimali var. Ama promotör olmadan transkripsiyon yapamazsın. Enhancer'lar RNA polimerazın doğrudan doğruya bağlandığı cis acting elementler değil ama promotörün RNA polimerazın ulaşabileceği hale gelmesi için gerekli kontrol elementleri. Tamam mı? Şimdi şunlara enhancer diyelim. EH1 diyorum. EH2 diyorum. EH3 diyorum. EH enhancer'ın kısaltılmışı. Şimdi siz enhancer diye yazın, tamam mı? Bir de bunun haricinde silencer'lar var. Onları da kırmızıyla gösterelim şöyle. S1 olsun. Şurada bir silencer'ımız olsun. Şimdi enhancer'lara gelelim tekrar. Enhancer'lar transkripsiyonu aktive eden cis acting elementler. Tamam mı? Enhancer'lar. Yani transkripsiyonun başlaması için kullanılması gereken cis acting elementler. Promotörlerle beraber. Silencer'lar bunların tam tersi. Silencer'lar da transkripsiyonu engelleyen cis acting elementler. Oldu mu? Şimdi peki enhancer'lara ne bağlanıyor? Enhancer'lara da yine enhancer'ları kullanabilmeniz için yine enhancer'lara da trans acting elementlerin bağlanması gerek. Yine transkripsiyon faktörlerinin bağlanması gerek. Yani transkripsiyon faktörleri promotora bağlanıyor bir, enhancer'lara bağlanıyor iki. Promotörlere bağlananlar genel transkripsiyon faktörü, general transcription factors. Enhancer'lara bağlananlar daha başka. Genellikle doku özgü transkripsiyon faktörleri. Tissue specific transcription factors. Silencer'larımızı koyduk. Enhancer'larımızı koyduk. Promotörümüz zaten oradaydı. Eksonlarımız, intronlarımız. Tamam mı? Şimdi bunların haricinde de sinyaller. En başta şurada start kodonumuz var. Sonra burada stop kodonumuz var. Ondan sonra şurada poli A sinyali var. Üçüsü UTR'de AAT AAA diye bir dizi var veya konsensüs dizi bu. Buna çok benzer bir dizi var. Bu poli A polimerazın, poli A polimeraz ne yapıyordu? Poli A kuyruğu takıyordu. Poli A kuyruğu kime takılıyor? Kime, hangi moleküle? mRNA'ya, evet, messenger RNA'ya, üçüsü ucundan takılıyor. Peki poli A kuyruğunu nereden takacağını hücre nereden biliyor? İşte bu sinyalden biliyor. İşte bu sinyalden biliyor. Bu da bir sinyal. Sinyal DNA üzerinde var. RNA'yı DNA'dan kopyaladığınıza göre RNA'ya da geçiyor. O RNA'yı gören enzim bu poli A sinyalinden RNA'yı poli A sinyalinin 100 nükleotit kadar ötesinden kesiyor ve arkasından poli A kuyruğunu takıyor. Şimdi bunların hepsi kontrol elementleri. Silencer başka. Silencer sadece öyle bir şey olduğunu bilin yeter şimdilik. Ha, üçüsü UTR burası. Şimdi sinyalden önce evet. Ha, üçüsü UTR poli A sinyaliyle aslında poli A sinyali üçüsü UTR'de. Şurası stop kodonu dedik ya şuraya. Bak şu stop. Bu stop kodonu. Stop kodonundan messenger RNA'nın son bazına kadar ya da poli A'nın ilk bazına, ilk takılan poli A'nın ilk A'sına kadar olan bölge üçüsü UTR. Şimdi burası üçüsü UTR. Üçüsü UTR de önemli non-coding olmasına rağmen burada da önemli sinyal dizileri var. Onlara girmeyeceğim şimdi. Daha fazla yüklemek istemiyorum size. Evet, şimdi promotör ne demek, enhancer ne demek anladınız mı? Promotör transkripsiyon yapmak için gereken bir bölge mutlaka olması gerekiyor. Promotör olmazsa transkripsiyon yapamaz. Bazı genler var, bunların bütün hücrelerde çalışması gerekiyor. Vücudunuzdaki tüm hücrelerde çalışması gerekiyor. Peki bu genlere ne diyoruz? Vücudunuzdaki tüm hücrelerde çalışması gereken genler. Söylemiş miydim? Housekeeping genes. Vücudunuzdaki bütün hücrelerin çalıştırması gereken genler hangileri olabilir mesela? Örnek. Yok yok, bana bir... Evet, glikoliz. Glikolizi yapmak için neye ihtiyacımız var? Enzimlere. Mesela glikoliz, glikolitik yoldaki enzimlerin genlerinin tamamı
Housekeeping genler. Veya hücre iskeleti genleri. Hücre iskeleti proteinlerini kodlayan genler. Bunların hepsi housekeeping genler. Bunlar olmadan hücreyi yapamazsınız çünkü. Veya glikolitik yolu çalıştırmadan hücreye enerji ürettiremezsiniz. Dolayısıyla hücreyi yaşatamazsınız. Bunların hepsi housekeeping genler. Şimdi housekeeping genler tüm hücrelerde çalışması gereken genler. Ama bunun haricinde farklı fenotipteki hücrelerin çalıştırması gereken genler var. Farklı olarak, diğerlerinden farklı olarak çalıştırması gereken genler var. Mesela karaciğer enzimleri sadece karaciğer hücrelerinde. Melanin pigmenti sadece deri hücrelerinde ve gözün yuvaya denilen bir bölgesinde ve varsa birkaç diğer hücrede ama temel olarak deri hücrelerinizde çalışması gereken genler. Çünkü melanin pigmentine bir tek deri hücresinde ihtiyacınız var. Karaciğerde bu melanin pigmentine ihtiyacınız yok veya ince bağırsakta yok. Şimdi promotor transkripsiyonun başladığı yer ama promotoru kullanabilmek için, transkripsiyonu başlatabilmek için başka bir cis acting elementin daha aktive olması gerek. Onlar da enhancerlar. Enhancerların promotorlardan farkı, promotor her zaman için genin 5 üssü ucunda bulunmak zorunda. Enhancerlar için böyle bir zorunluluk yok. Bazı genlerin, yani öyle enhancerlar da var, böyle enhancerlar da var. Bazı enhancerlar upstream'de, bazı enhancerlar downstream'de, bazı enhancerlar genin içinde, intronlarda. Tamam? Yani enhancerlar genin upstream'de, downstream'de veya içinde olabilir. Tamam mıyız? Dolayısıyla transkripsiyon yapmak için promotorlara ve enhancerlara ihtiyacınız var. Şimdi peki, bunun dışında peki enhancerlar neye göre düzenliyor geni, promotorlar neye göre düzenliyor? Bir kere transkripsiyon yapacaksanız promotoru kullanacaksınız. Enhancerlar hangi şimdi promotorları çalıştıran moleküller neler? Transkripsiyon faktörleri, genel transkripsiyon faktörleri. Enhancerlara bağlanan transkripsiyon faktörleri de var ama bunlar genel transkripsiyon faktörleri değil. Bunlar tissue specific transcription factors. Bir dokuda bulunup da başka dokuda bulunmayan transkripsiyon faktörleri. Yani bir hücrede hangi genlerin çalışması gerekiyorsa o genlerin enhancerlarına bağlanacak olan transkripsiyon faktörleri o hücrede var. Dolayısıyla hücreden hücreye farklılık gösteren gen ifadeleri, ifade edilen genlerin hücreden hücreye farklılık göstermesi bu enhancerların kullanılmasıyla. Tissue specific transcription factors. Doku özgü transkripsiyon faktörü. Tamam mı? Silencer'lardan çok kısa bahsedeceğim. Silencer'lar enhancer'ların tam tersi. Eğer bir geni susturmak istiyorsanız o genin silencer'ını kullanmanız gerekiyor. O genin silencer'ına bağlanan transacting elementlerle genin transkripsiyonunu engelliyorsunuz. Genin transkripsiyonu engelleniyor. Efendim? Onlara bağlanan transacting elementler var. Transkripsiyon faktörü demiyoruz onlara. Daha başka elementler. Silencer denen şeylerden de haberiniz olsun diye bunları söyledim. Peki. Şimdi transkripsiyon yapıyorsunuz. Bu geni ifade etmek istiyorsunuz. Her şey normal. Promotör açık. Transkripsiyon faktörleri geldi promotora bağlandı. RNA polimeraz geldi promotora bağlandı. Ve RNA'yı sentezledi. RNA'yı ilk olarak nasıl sentezliyor? RNA'yı ilk sentezlediğinde nereden başlıyor sentezlemeye? TSS. TSS'den başladı. Buraya kadar sentezledi. Geldi. Şurada ne var? Transkripsiyon devam ederken şu AAU'yı gören poli-A polimeraz enzimi bunu buradan cırt diye kesiyor. Ondan sonra daha doğrusu direkt buradan kesmiyor. Şurasından kesiyor. Şuradan kesiyor ve buna poli-A kuyruğunu ekliyor. Burada ne yaptık? Post-transkripsiyonel modifikasyonlardan birini yaptık. Poli-A kuyruğunun eklenmesi. Bunun eklenmesi için ne olması gerekti? Enzimin bu sinyali görmesi gerek. Evet, işte size bir sinyal dizi daha. Poli-A sinyali. Ayrıyeten burada da cap var. 500 ucuna da cap ekledik. Şimdi ne var? Bunun içinde hala bizim istemediğimiz bölgeler var. İntronlar var, evet. Bu intronları çıkartmamız gerekiyor. Splicing yapmamız gerekiyor. Splicing'i kimler yapan neler? Yine splicing yapan splice faktörleri var. Splicing yapan proteinler ve enzimler var. Şimdi bunun olması için ne gerekiyor peki? Enzimler DNA'yı veya RNA'yı nereden tanıyordu? DNA'ya nereden bağlanacağını nereden biliyordu enzimler veya proteinler?
DNA üzerindeki sinyal dizilerinden. Promotora sadece RNA polimeraz bağlanıyor. RNA polimeraz bağlandı, işi bitti. Ama promotör de bunlardan bir tanesi. RNA polimeraz oranın promotör olduğunu nereden biliyor? Oradaki diziden biliyor. Mesela tata kutusundan. O dizileri önümüzdeki hafta getirir gösteririm size. Bir olduğunuz için hazırlamadım henüz. Göstermek istemedim ama haftaya gösterebilirim. Şimdi promotör demek özel bir DNA dizisi demek. Şu poli-A sinyali yine özel bir DNA dizisi. Poli-A sinyali orada var ki poli-A polimeraz enzimi gelip o diziyi tanıyıp oraya bağlanıyor. Eğer şu AATAAA dizisini görmezse poli-A polimeraz bu RNA'ya bağlanmaz. Tamam? Bağlanması için bu diziyi görmesi lazım. Yani proteinler DNA'ya veya RNA'ya özel nükleotit dizilerinden bağlanıyor. Yani arka arkaya gelen nükleotit dizilerinden. Aynı özel diziler splicing içinde var. Şimdi bir, bunlara ne diyoruz? Splicing dizileri. Splicing sequences. En başta her bir intronun ilk iki nükleotidi GT, son iki nükleotidi AG'dir. GTAG. Şimdi splicing faktörleri, yani splicing yapan proteinler intronun nereden başlayıp nerede bittiğini GTAG'den bilir bir. Ama bunun haricinde diğer splicing dizileri de var. Tamam? Splice signals. Öyle diyelim. Splice signal. Tamam? Splicing signals. Nerede bunlar? Çoğunlukla intronun içinde. Çoğunlukla her intronun ilk 20 ve son 20 nükleotidi. Ama onun haricinde intronların orta kısım, ortalarında da splicing sinyalleri bulunabilir. 1. İlk 2 ve son 2 nükleotit kritik, hayati öneme sahip. Bunları değiştirirseniz intronu çıkaramazsınız. 2. İlk 20 ve son 20 nükleotit içinde de intronun, her bir intronun ilk 20 ve son 20 nükleotit içinde de diğer splicing sinyalleri var. Burada sinyal dediğim şey ne? Sinyal dediğim şey özel DNA dizileri. Ne yarıyor? Proteinler DNA'ya buradan bağlanacağını o dizilerden anlıyor. O dizilere bakarak anlıyor. Onların ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece splicing signals diye bilin yeter. Aslında onların da tipleri var, ayrıntıları var. Hatta dizileri var. Mesela nasıl bir... Şunun gibi... Mesela bu bir splicing sinyali. Burada nükleotit olmayan şeyler var. Nedir bunlar? Mesela pirimidin C veya T pirin A veya G, A veya G, adenin C veya T. Şimdi bunu niye yazdım? Bu sinyal ne demek? O kafanızda biraz otursun diye bir örnek olarak yazdım. Bu mesela bir splicing sinyali. Neyse size bu... Ha? Evet bu işte şifre bu. Yani şu kombinasyonda herhangi bir dizi yaparsanız, şu kombinasyonda herhangi bir dizi yaptığınızda mesela işte C, C, T, G, A, A, T yaparsanız, splicing faktörleri gelip ha ben bunu buradan buraya yapışacağım. Burada intron var deyip bu intronu tanıyor buradan. Bunlar mesela ilk 20 nükleotit içinde olan intronların ilk 20 nükleotit içinde olan şeylerden, dizilerden bir tanesi. Motif diyoruz bunlara. Evet, geri kalanları söylemeyeceğim şimdilik. İntronları kesip eksonları birleştirmesine yarıyor. Splicing iki olay bir arada. İkisinin de olması için splicing faktörlerinin, yani o splice yapan proteinlerin gelip doğru yerden RNA'ya bağlanması lazım. İşte onun için de bu splicing sinyalleri gerekiyor. Burada sinyal dediğim şey sinyal diziler. Herkes anladı mı? Güzel. Yani şimdi şu anda en ayrıntılı şekil olmasa da en ayrıntılıya çok yakın bir şekilde anlattım size. Sizden beklentim çok yüksek ona göre. Şuna baktığınızda artık biraz daha fazla şey ifade ediyor olması lazım. Evet, transkripsiyon yapılmış. Ha, ilk çıkan RNA'ya primary transcript diyoruz. Primary transcript, yani işlenmemiş RNA. Ondan sonra intronları çıkarıp 500 sucuna kep, 300 sucuna poli-A kuyruğu taktığımız zaman bunun adı olgun RNA veya mature mRNA oluyor. Tamam? 500 suUtr hala messenger RNA yapısında var. 300 suUtr hala messenger RNA yapısında var. Evet. Bunlara gerek yok. Saat kaç? Kaç? 12.40, tamam.
Roles of, tamam buraya kadar geldik. Roles of soru vardı. Post transcriptional control. La doğru girecektik girme. Henüz sadece gen yapısını anlattım. Önümüzdeki derste anlatacağım o. Şimdi post transcriptional control de şöyle. Post transcriptional control dediğimizde burada transkripsiyon sonrasında yapılan işlemlerin hepsinde kontrol var. Bunu gen ifadesini bunların hepsinden kontrol edebiliyorsun. Nasıl olduğunu önümüzdeki derste anlatacağım.